İsa Mesih'in doğumu ile ilgili anlatıyoruz, ilahiler söylüyoruz. Ama bu resime baktığımızda aslında bütün o Noel coşkusu, o İsa Mesih'in portresi tamamen karşımıza çıkıyor kardeşler. Burada işte çobanlar var, yıldız bilimciler var ve melekler var. Aslında herhangi bir akrabamız ya da bizler de bebeğimiz olduğu zaman, çocuğumuz olduğu zaman akrabalarımız gelir bizi ziyarete, değil mi? Tanıdığımız insanlar gelir. Ama burada baktığımızda bunu göremiyoruz. Yani Meryem ve Yusuf çobanları tanımıyorlardı. Çok farklı insanlardı. Yıldız bilimcileri hiç tanımıyorlardı zaten. Onları tanımıyorlardı. Yani melekler biraz daha farklı. Onlar ruhsal varlıklar. Her zaman da görülmüyorlar ama onları da mutlaka farklı gelmiştir. Ama ilk ziyaret eden kişiler bunlardı İsa Mesih. Onun doğumunu kutlamak için oraya geldiler. Orada bulundular. Aslında bugün üç tane kişi var. İşte çobanlar var, yıldız bilimciler var, melekler var ama daha çok ben yıldız bilimcilere değinmek istiyorum burada, bugünkü vaazımda. Çünkü orada bazı ayrıntılar var. Biraz çok farklı bir anlatım var orada. Onun için biraz daha yıldız bilimcilere yer vereceğim ama meleklerin söylemini de bugün ayetleri, programımızı açarken ayetler okuduk Matta 2. bölümden biliyorsunuz. Orada melekler diyorlardı ki İsa Mesih'e tapılmaya, onu ziyaret etmeye gittiklerinde, ey yücelerdeki Tanrı'ya övgüler olsun, yeryüzünde onun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun dediler. Evet, gerçekten yani ona tapındılar ve onun müjdesini orada sunmaya geldi melekler. Ne kadar güzel değil mi? Tanrı'nın melekleri, Tanrı'ya hizmet eden melekler, Tanrı'ya hizmet etmeye geldiler. Bu onu yüceltmeye geldiler. Daha önceleri göklerde ona tapınan melekler artık yeryüzüne inerek Mesih'e yücelik vermeye başladılar. Ona tapınmaya başladılar. Cennette olan o harika gösteri şimdi bir bir ahırda gerçekleşiyordu aslında. Bu gerçekten çok çok güzel bir şey. Daha sonra tabii çobanlar da geliyorlar, değil mi? Çobanlar da kendi sürülerini bırakarak aceleyle, şu kutsal kitapta öyle okuduk. Aceleyle sürülerini orada bırakarak yıldızı bulmaya gittiler ve çocuğu buldular, İsa Mesih'i buldular, yıldızı takip ettiler ve ona tapınmaya geldiler. Ne kadar harika bir şey. Güvendiler Tanrı'nın, kurtarıcının dünyaya gelmesi. Onları da çok mutlu etti. Ama dediğim gibi Meryem ve Yusuf onları tanımıyordu. Ama yücelik vermek için, onu övmek için ve ona tapınmak için geldiler. Tabii bir de en uzaklardan gelen kimler vardı? Yıldız bilimciler var. Şimdi yıldız bilimciler bölümünü okumak istiyorum size. Matta 2. bölümde bunu okumamız lazım. Kutsal kitaplarınızı açarsınız. Matta 2. bölümde geçiyor. Burada şunu okumadan önce çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Şimdi İsa Mesih'in her zaman ve imanlıların aslında her zaman düşmanları olmuştur kardeşler. Düşman her zaman, şeytan her zaman bizi takip ediyor. Her zaman imanlıların planlarını bozmak istiyor, yok etmek istiyor. Karşı geliyor. Yok etmek onun kendi görevi zaten. Tanrı'nın planlarını bozmak istiyor şeytan. Bu yıldız bilimcilerde de aslında bunu okuyoruz burada. Şeytanın neler yaptığını Herodes aracılığıyla. Ama bunu başarılı olamıyor şeytan. Ve her zaman kim kazanıyor? Elbette ki Tanrı kazanıyor. Ama şeytan bazı adımlar atıyor insanları kullanarak. Bazı adımlar atıyor bir şeyleri parçalamak, yok etmek için. Ve hatta da kötü bir şey de yaptı. Bunu da bakacağız biraz sonra Rama'da. Rama, Yeruşalim'den 8 kilometre uzakta olan bir kent. Rama.
Rama'da ne oldu biliyor musunuz? Burada bakacağız. Rama'da doğan ilk bebekler, ilk erkek çocukları öldürüldü Herodes'in emriyle. Neden? Anneler ağladılar. Düşününüz, bebek, yeni bebeğiniz oluyor fakat askerler gelip bebeği öldürüyorlar. Ne kadar acı bir şey değil mi? Yani Mesih'in doğumu, Mesih'in dünyaya gelişi tamam çok coşkulu, çok güzel ama bunun için ben şöyle düşünüyorum ki bazı bedeller ödendi. Bazı bedeller ödediler insanlar ama onu hiçbir zaman yok edemediler. Onu parçalayamadılar ve onun doğumunu engel olamadılar. Okuyalım şimdi İsa'nın Kral Herodes devrinde Yahudi'nin Bethlehem kentinde doğmasından sonra bazı yıldız biliciler doğudan Yeruşalim'e gelip şöyle dediler. Yahudi'nin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğdu, onun yıldızını gördük ve ona tapınmaya geldik dediler. Kime gidiyorlar? Direkt gitmiyorlar İsa Mesih'in yanına. Krala gidiyorlar. Yeruşalim kralına, Herodes'e gidiyorlar. Herodes'e diyorlar ki biz yeni doğanın yıldızını gördük ve ona tapınmaya geldik diyorlar. Kral Herodes bunu duyunca kendisi de bütün Yeruşalim'de halkı da tedirgin oldu. Çünkü neden? Kendisi de kral olduğu için kim bu böyle? De tedirgin oldular. Bütün başkâhinleri ve tabi Kral Herodes bu olayı tam aslında belki duymuştu biraz ama tam emin olmak için kime gitmesi gerekiyordu? Kahinleri çağırması gerekiyordu yanına, başkâhinleri. Bir anlatın bakalım bu durumu. Nedir bu durum? Bir kral doğacakmış bir yerde. Bir şey var mı? Sizin kutsal kitaplarınızda bu yazıyor mu? Var mı böyle bir şey? Diye onlardan bilgi almak amacıyla bütün kahinleri ve halkın din bilgini toplayarak onlara Mesih'in nerede doğacağını sordu. Yahudiye'nin Bethlehem kendinde dediler. Din adamları, başkâhinler, onlar da biliyorlardı. Eski antlaşmada da Mesih'in doğacağı, Mesih'in geleceği, Mesih'in nerede doğacağı yazmaktaydı. O zaman İncil yoktu ellerinde daha. Eski antlaşma yazılarından vardı. Ve Yahudi'nin Bethlehem kentindeler. Çünkü peygamber aracılığı şöyle yazılmıştır. Ey sen Yahudi'deki Bethlehem, Yahudi önderler arasında hiç de önemsiz değilsin. Çünkü halkın İsrail'i güdecek önder senden çıkacak. Diye bir ayet vardı. Bunun üzerine Herodes yıldız bilimciyle gizlice çağırıp onlardan yıldızın göründüğü anı tam olarak öğrendi. Gidin çocuğu dikkatli arayın. Bulunca bana haber verin, ben de gelip ona tapınayım diyerek onları Bethlehem'e gönderdi diyor ayetin devamında. Bu çıkarlı ama bu düşünceyle mi acaba istiyordu bunu? Hayır. Onun farklı bir düşüncesi vardı. Farklı bir amacı vardı. Ama yıldız bilimcilere farklı bir şey söyledi. Gidin onu bulun, ben de ona tapınayım dedi. Madem böyle bir kral varsa. Tabii yıldız bilimciler kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş oldukları yıldızı onlara yol gösteriyordu. Çocuğun bulunduğu yere varınca, üzerinde varınca durdu. Yıldızı gördüklerinde doğaüstü bir sevinç duydular. Olağanüstü bir sevinç duydular, pardon. Eve gelip çocuğun annesi Meryem ile birlikte görünce yere kapanarak ona tapındılar. Hazinelerini açıp ona armağan olarak altın, günlük ve mur sundular. Sonra burada hikaye biraz değişmeye başlıyor tabii. Çünkü kral ne dedi onlara? Getirin, bulun o çocuğu, bana getirin. Ben de ona tapınayım dedi. Onlar da bunu düşündüler. Mutlaka böyle bir şey düşünüyor diye. Ama aslında kralın amacı bu değildi Herodes'in. Ne yapmak istiyordu? Çocuğu yok etmek istiyordu, öldürmek istiyordu. Sonra gördükleri bir düşte Herodes'in yanına dönmemeleri için uyarılınca ülkelerini başka yoldan döndüler. Yıldız bilimciler. Yıldız bilimciler gittikten sonra Rabbim bir meleğe Yusuf'a rüyada görünerek kalk dedi. Çocukla annesini al, Mısır'dan kaç. Ben sana haber verinceye dek orada kal. Çünkü Herodes öldürmek için çocuğu aratacak dedi Rabbim bir meleğe rüyada. Annesine, Yusuf'a pardon. Böylece Yusuf kalktı, aynı gece çocukla annesini alıp Mısır'a doğru yola çıktılar. Herodes'in ölümüne dek orada kaldılar. Bu peygamber aracılığıyla bildirdi, şu söz yerine gelsin diye oldu. Oğlumu Mısır'dan çıkardım. Herodes yıldız bilimciler tarafından aldatıldığını anlayınca çok öfkelendi. Aldatılmıştı çünkü.
Çünkü haber vermediler, gelmediler, onu söylemediler. Çocuğu da arıyor. Ve ne yaptı? Onlardan öğrendiği vakti göz önünde alarak Betlehem'de ve bütün yöresinde bulunan iki ve iki yaşındaki küçük erkek çocukların hepsini öldürdü. Böylelikle peygamber Yeremya aracıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu. Ramada bir ses duyuldu. Ağlayış ve acı feryat sesleri. Çocukları için ağlayan Rahel. Avutulmak istiyor çünkü onlar yok artık. Kaç tane çocuk öldüğünü bilmiyoruz. Kaç tane annenin ağladığını bilmiyoruz ama büyük bir ihtimalle çok fazladır. Çok fazla. Ama ne oldu? İyi olmadı. Melekler tarafından halkın en önemsiz, en dışlanmış kişiler. Aslında baktığımızda yani çobanlara bakarız. Yani çok önem vermeyiz aslında halk tarafından en dışlanmış, önemsiz kişiler. Çünkü bu kişiler aslında İsa'yı ziyaret ediyorlar, ona geliyorlar. Çünkü Rab herkesi seviyor. Ama sadece fakirleri değil, herkesi seven bir Rab. İşte şimdi bu müjdeyi duyan insanlardan başka bir gruba daha bakıyoruz. Kutsal kitapta klasik olmuş hepimizin bildiği bazı bölümler vardır. Mesih'in doğumu, çarmıha gerilmesi gibi, değil mi? Doğumundan özellikle çobanlar çok iyi bilinir ve bir de yıldız bilimciler ziyareti bilinmekte. İşte bizler de bugün yıldız bilimcilere bakacağız dedik. Yıldız bilimciler hakkında ne kadar bilgimiz var acaba? Açıkçası yani benim çok fazla bir bilgim o kadar yok. Yani aslında var ama işte kaç kişi oldukları, kaç yaşlarında oldukları falan bilmiyoruz. Mark da bizim de dikkatimizi buraya çekmemizi istiyor aslında. Kutsal kitapta bunu okuduk. Bunlar kaç kişi? Bunlar doğulu, bunlar biraz belki de komik giyimli insanlar. Ama ibadet eden kişi olarak anlatılır. Ve bu kişi yıldız bilimciler, yani akıllı kişiler olarak anlatılır aynı zamanda. Hikayenin ana noktası nedir biliyor musunuz yıldız bilimcilerde? Biz ibadet için geldik diyorlar. Bu yıldız bilimciliğine baktığımızda aslında ibadet ve hayranlığı burada görüyoruz. Ve Tanrı onları çok seviyor. Biz çobanlar ve yıldız bilimciliğine baktığımızda tek gördüğümüz olay budur. Tanrı onları sever ve kurtarıcını gönderir ve onları bu çağrılarına ne yapar? Aynı zamanda cevap verir. Peki Herodes kim? Herodes tepkisi kim ve nefrettir? Ama yukarıda işte okuduğumuz bölümlerde, İncil'in bölümlerinde bir kral olan Herodes diye birinden bahseder. Bu Herodes de bu çağrıdan haberdar oldu aslında. Yıldız kahinleri çağırarak. Ama onun bu çağrısına tepkisi neydi? Ne yaptı Herodes? Nefret, kin ve öldürme isteği. Yıldız bilimciler tarafından aldatıldığını anlayınca çok öfkelendi diyor ayette. Onlardan öğrendiği vakti göz önünde alarak Betlehem'deki bütün yöredeki bulunan iki ve iki yaşındaki bütün erkek çocuklar hepsini öldürttü diyor. Neden Herodes bu tepkiyi verir? Neden bir insan bunu yapar? Belki onların konuşmalarına bakarak bir şeyler öğrenebiliriz. Aslında biz de Herodes neden böyle bir tepki veriyor diye düşünebiliriz. Neden bazıları doğru bir tepki verirken, sevgi ve ibadet edip kurtarıcılığına bağlanırken, bazıları böyle kin ve nefretle nasıl dolabilir? Bunu anlayabilmemiz için belki Herodes ve Yıldız Bilimcilerinin konuşmalarına bakarak bir şeyler öğrenebiliriz. O zaman bu kutlayacağımız bu özel zaman bizim için daha anlam gerekecektir, anlamlı gelecektir. Tanrı müjdeyi herkese duyurdu. Ama bazılarının özellikleri vardı. Çobanlar kimlerdi? Koyun yetiştiricilerdi, değil mi? Koyun yetiştiriciler. Niçin yetiştiriyorlardı o koyunları? Kurban için.
Tanrı aslında herkese bu müjdeyi duyurmuştu. Ama bazı insanlar bu müjdenin anlamını bilmek için, anlamak için bu özellikleri vardır. Örneğin çobanlarla ilgili ayrıntı Luka 2. bölümde okuduk. Betlehem, yani Yeruşalim yakınlarında koyunların otlatır diyorlardı bu ayetlerde. Otlatıyorlardı. Bu koyunlar yakında yapılacak olan Yahudilerin kurban bayramında günahlı olduklarını hatırlatıp günahlarından kurtulmak için her yıl ve her yıl kestiği hayvanları aslında otlatıyorlardı çobanlar. İnsanlar evlerine bu kurbanı getirmek ve hemen kentin birkaç kilometrelik uzağında bu çobanlara teslim ederlerdi hayvanlarını. Ve bunun için o çobanlar kurban kelimesini, kurbanın neden kesildiğini çok iyi de aslında biliyorlardı. Onlar günahın bedelini, ölüm olduğunu biliyorlardı çobanlar. Onlar bir kefaret olarak bir kurbanın Tanrı'nın sunulması gerektiğini bilirlerdi. Ve yine onlar her insanın bir gün günah işlediğini ve bu günah yüzünden her yıl bu kurbanın sunulması gerektiğini de biliyorlardı kardeşler. Yani onlar kurbandan ve kuzudan çok iyi anlayan kişilerdi. İşte bunun için melekler sizin kurtarıcınız doğdu, kurtarıcınız geldi dediğinde onun beklenen Mesih ve kurban olduğunu çobanlar ne yaptılar? Anladılar. Çobanlar büyük bir ilahiyatçı değillerdi. Sadece sıradan insanlardı. Dikkat edin lütfen. Onlar bütün bunları çok iyi bilen insanlar değillerdi. Onlar işte büyük ilahiyatçılar, büyük teoloji mezunları değillerdi bu çobanlar. Onlar bu olaya inanmak için büyük bir sebep düşünmüyorlardı. Sadece ve sapça inandılar. Onların kalpleri ve ruhları buna çünkü neydi? Hazırdı. Çünkü onlar biliyordu. Tanrı bizi seviyor ve Tanrı bizi kurtarmak için Mesih'i gönderecek diye biliyorlardı. Ve melek onlara konuştuğu zaman inandılar ve kalpleri sevinçle doldu. Yıldız bilimciler de yıldız bilimciliği okuyan insanlar da eski antlaşmadaki Tanrı'nın Mesih gelmezden önce her şeyi söylemişlerdi. Söylemişti. Ama aynı zamanda bu yıldız bilimciler bu olayı hazırladı. Çünkü onları okuyan, araştıran insanlardı. Mutlaka Tanrı'nın sözünden okumuşlardı. Ve Tanrı'nın sözünün her adımında aslında Mesih'ten, kurtarıcıdan bahsettiğini biliyorlardı. Birçok ayrıntıyı bilmiyorlardı tabi ama Tanrı mutlaka sağlayacak diye biliyorlardı. Onlar bu vaadin gerçekleştiğini, bir yıldızın doğumundan büyük bir kralın doğuşunun simgelendiğini anladılar. Ve o yıldızı takip ettiler. Ve geldiler, yani onların da yüreği bu doğuşu, bu Noel'e hazırlıklıydı kardeşler. Heyecanla bekliyorlardı. Ama Herodes anlamadı. Herodes bu müjdeyi duymamış olabilirdi miydi? Hayır. Duymamış olamazdı. Oradaki yıldız bilimciler duyarken Mesih'in doğduğu küçücük ülkenin kralı duymaz, duymamazlıktan gelemezdi. Mümkün değil. Ama kral Herodes bu yıldızı görmedi. Bunu anlamadı. Neden? Hiç düşündünüz mü? Bu yıldız bilimcinin işte büyük ihtimalle İranlı olduğu varsayılır. Yani onlar için uzaklardan İran'dan bu yıldızı gördür ama Herodes kendi ülkesindeki bu yıldızı görmedi. Çok uzaklardan görülen yıldızı ama Herodes görmek istemedi. Neden? Çünkü Herodes meleklerin o çobanlara söylediğini işitmemiş olabilir mi? İmkansız. O kadar küçük bir ülkenin kralı bu muazzam olayı duymamış olamaz. O yıldızın görmemiş olamaz ama görmedi ve anlamadı. Çünkü görmek için ne olması lazım? Gözleri ve duymak için kulakları yoktu. Ruhsal olarak kapalıydı. İşte bizler de bugün Mesih'i duymazsak, Mesih'e gitmezsek, onun doğumuna gözümüzü kaparsak, kulak asmazsak, o zaman aynı Herodes gibi oluyoruz. Çünkü o kurtarıcıyı kabul etmemiş oluyoruz. Bizler de Tanrı'nın bu yaptığını görmezden gelirsek, Noel bizim için çok anlamsız olur. Hiçbir anlamı olmaz.
Bizler de Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığını görmezden gelirsek bizim için de Noel böyle olacak. Anlamsız, önemsiz. Oysa çobanlar gibi heyecanlanmamız lazım. Yıldız bizimle gibi coşmak ve Mesih'e gelmek lazım. Ve eğer bu olmazsa, eğer ona inanmazsak o kurtarıcı olan ve kendisi için tek yol benim, tek kurtarıcı olan benim diyen Mesih'in kurtarıcından mahrum kalacağız. Herodes kaldığı gibi. Gerçekten Tanrı bugün birçok defa daha senin yüreğine konuşmak, senin yüreğine seslenmek istiyor. Ve bu müjdeyi sana hatırlatmak istiyor bu doğum aracılığıyla. Yüreğinin, gözlerinin ve bedenini buna hazır mı? Tanrı'nın seni nasıl ve ne kadar sevdiğini işitebiliyor musun? Onlar İsa'yı görmek için imanlı yolculuk ettiler ama Herodes Mesih'e gitmedi. Hep bulunduğu yerde oturdu. Çobanların bu sözünü seviyorum. Haydi Betlehem'e gidelim. Rabbim bize bildirdiği bu olayı görelim. Onlar şunu söylemedi. Haydi kalkıp gidelim, bu olay doğru mu değil mi bir görelim demediler. Onların sözünde soru yoktu. Meleğin onlara söylediği kurtarıcımız bir ahırda doğdu sözünün mantıklı olup olmadığını düşünmüyorlardı bile. Onların tek düşündüğü şey Rabbim bize bildirdiğini görmeye gidelim ve onların inanç yolculuğu buydu işte. Meleklerin söylemine dikkat aldılar. Ve yıldız bilimciler yolculuğun hakkında ne düşünmeliyiz? Kendimizi bir kez onların yerine koyun. Uzun, tehlikeli bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Develerinizi hazırlıyorsunuz ama 10 metre ileride ne olacağını bilmiyorsunuz. Ama yine de doğan krala hediye sunmak için altın mur denilen koku, yiyecek ve giyecekleri çantaları dolduruyorlar. Biraz düşünün, çevrenizde bu insanları görürseniz ne yapardınız acaba? Ne yapıyorsun? O yolculuğa hazırlanıyorum. Nereye gidiyorsun? Ya bilmiyorum. Biz de emin değiliz. Bir haritanız var mı? Hayır, bir yıldızı takip edeceğiz. Ne kadar sürecek yolculuk? Bilmiyoruz. Niçin gidiyorsunuz oraya? Bir kralı bulmaya gidiyoruz. Bu sorular uzar gider ama onların emin oldukları bir şey vardı. Tanrı vaat etmişti ve Tanrı onu şimdi kendilerini açıklamıştı ve sonu nasıl bitecek bir yolculuğun nerede ne olacak bilinmiyordu ama Tanrı bize yolunu gösterecekti. Tek bildikleri de buydu kardeşler. Burada bir inanç yolculuğu görüyoruz. Hiçbir insan için mantıklı bir yolculuk değil. Ama bu inanç yolculuğundan sonra onlar krallarını, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusunu buldular ve ona evet dediler. Bu büyük bir sorun değil mi? İnanmamak. Ben bir bakireden nasıl bir bebek doğacağını açıklayamam. Ben doğduğumda bir yıldızın nasıl ve neden doğduğunu ve onu bulmak isteyen insanlara yol göstereceğini açıklayamam. Meleklerin insanlarla konuştuğunu açıklayamam. Aynı şekilde onu iman edip tüm hayatlarındaki karanlıkları silip cennetlik olacaklarını açıklayamam ama açıklayabileceğim bir şey var. Tanrı insan değil ve o bunları yapabilir bizlere. Bazen bunları anlayamıyoruz. Onlar bunun bedelini ödemeye ve hayatlarını kurban etmek için istekliydiler. Çobanları düşünün. Kuzularını bıraktılar ve hemen gittiler diyor. Melekler gelip kendileriyle konuştuğunda ne yapmıştı çobanlar? Haydi Betlehem'e gidelim bu bebeği görelim. Yani onların hepsi birden kalktı ve yola çıktı. Ve güttükleri koyunlar ve kuzular ne olacak? Kurt gelip kendilerine bir ziyafet çekecek mi? Ama onlar kalktı ve bebeği görmeye gittiler. Onlar hem kendi hayatlarını hem sahip oldukları gerçek iyi çoban olan Rab'be emanet ettiler. Biz Tanrı'nın kuzusunu aramak için her şeyi geride bırakıyor muyuz acaba?
Onlar bıraktılar. Biz bırakacak mıyız her şeyimizi geride Mesih'i aramak için? Ve Tanrı kuzularıyla ilgilenir dediler. Biz buna güvenebilecek miyiz? Onlar bu umuda yola çıktılar ve onlar için en kutsal olan kuzuyu buldular. En kutsal olan. Ve yıldız bilimciler bir bedel ödediler. Onlar da ailelerini ve işlerini geride bıraktılar. Tehlikeli bir yolculuğa çıktı. Bir yıldızı takip ettiler. Bilmeden bir bebeği buldular ve o dönemin en pahalı hediyelerini sundular diyor. En pahalı hediyelerini. Sonlara doğru geldiğimde en sonunda tabii her zamanki gibi Herodes'e bakıyoruz. Herodes bu olayı duyduğunda hemen tahtına koşar ve tahtına oturup bekler. Nerede? Çünkü o geldiğinde kendisinin tahtta olacağını ve sahip olduğu altın ve gümüşleri kaybedeceğini düşündü belki de. O her şeyini kaybetmekten korktu ama en önemlisi o kendi hayatını kaybetti. Noel'in esas ve gerçek anlamı cennetten gelen kutsal bir bebeğin doğumu ile ona iman edenlere sonsuz hayatı vermek demektir. Noel'in anlamı herkesi günahlarından affolma ve sonsuz hayatı almak demektir aslında. Ve onun gücünü kendimize teslim etmek demektir Noel. Noel budur. O alçak gönüllü olarak bir ahırda doğmaya razı olan, büyüdüğünde yüzüne tükürülen, elleri ve ayaklarını çiviler çakılan, küfür edilen ama tüm bunları bizim umurumuza yapan, ölüp ve üçüncü gün sonra dirilen Mesih iman etmek demektir. Sonuçta bizler bugün bu Noel hazırlıklarını yaparken, Noel'i düşünürken buralarda, buradayız. Bazılarımız çobanlar gibi olabiliriz. Çok akıllı, çok zeki, çok eğitimli değiliz ama Tanrı'nın verdiği o sözleri, Tanrı'nın vaatlerini tuttuğunu bilenlerdeniz. Ve onun sözlerine iman edip sözlerini tutmaya hazır insanlarız. Hamdolsun. Veya yıldız bilimciler gibi zeki insanlar olabiliriz ama Tanrı'nın verdiği bilgilik kadar kimse zeki olamaz. Ve Tanrı bize bu bilgiliği verdiğinde tüm dünyasal etkilerimizi bırakıp Tanrı'ya ve yollarına yürüyen ve ondan esenlikle olan çocukları olmaya hak kazanmış insanlar gibiyiz. Hamdolsun. Ve maalesef kimilerinde vardı. Hem dünyasal sahip oldukları yitirmemek için hem de kalplerini açmak istemedikleri için veya ruhsal ve kutsal olan Tanrı'nın işlerini kendi zihniyle çözmek isteyip çözemediği için de inanmak istemeyen insanlar gibi olabiliriz. Ve böyle insanlar maalesef Tanrı'nın vermek istediğini alamazlar. Zaten başarıya da ulaşamazlar. Herodes gibi. Herodes ulaşamadı. Biz hangi sınıf insan tarafta olacağız? Hangi sınıf insanlara bizi temsil ediyor acaba? Buna çok iyi bakmamız gerekiyor. Tanrı vaat etti. Binlerce yıl önce o gelecek dedi ve İsa Mesih geldi. Birileri onu yok etmek istedi ama yok edemedi. Tanrı'nın planını bozmak istedi, bozamadı. Tanrı yine vaat etti, tekrar geleceğim diye. Ve o tekrar gelecek, bu o ilk gelişinde alçak gönüllü bir şekilde geldi, insanlara lütuf ve sevgi getirdi. İkinci gelişinde yine çobanlar ve yıldız bilimciler gibi onun ilk gelişinde mutluluk duyan ve ona inananlara mutluluk, esenlik ve bayram olacak kardeşler. Çünkü vaat edilen bizleri cennete almaya geldi. Ama Herodes gibi inanmayanlar için yargı için olacak. Şimdi burada sormalıyız kendimize. Sen gerçekten hangi sınıftasın? Onun gelişini bekledik, özledik ama hamdolsun henüz gelmedi. Çünkü senin de kurtulman için sabırla ne yapıyor Tanrı? Bekliyor. Hemen şimdi Rabb'i kabul edersen, Rabb'e gelirsen, hayatını ona verirsen ve sen de onun çocuğu olacaksın. Ve sonsuzlara kadar onunla beraber yaşayacağız. Hamdolsun.
Şeytan dediğim gibi hiçbir zaman kazanamaz. Çok şeyler yapmaya uğraşır, yapar ama Tanrı gözünde asla başarılı olamaz. Çok canlar yansa bile Tanrı'nın planı işler. Bu bizim içindir aslında. Bizler içindir. Ama biz tarafımızı seçmeliyiz. Tanrı'dan yana taraf seçersek o zaman sonsuz egemenliğe, sonsuz cennete sahip olacağız. Onun için Mesih'in doğumu çok önemlidir. Çünkü kurtarıcı Tanrı dünyamıza geldi. Hamdolsun. Bunun için Rab'be teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir dua etmek istiyorum. Rab sana hamd ediyoruz ve teşekkür ediyoruz Rab. Gerçekten o kadar zor dönemler geçirdin ki sen. Doğduğun zaman bile Rab. Çok zor zamanlar geçirdin. Seni öldürmek istediler. Seni yok etmek istediler ama buna asla izin vermedin. Teşekkür ediyoruz sana Rab. Kurtarıcımız dünyamıza geldi ve ona tapınanlar ona huzuruna gittiler ve bizler de bugün sana geliyoruz ve sana tapınıyoruz Rab. Seni övüyoruz, seni yüceltiyoruz. Çünkü sen buna layıksın. Biz seni tanıyoruz artık. Çünkü sen bizler için dünyaya geldin. Bunun için sana hamd ediyoruz ve bu Noel zamanlarında bunu her zaman hatırlamak istiyoruz. Her zaman bizim için yaptığın o harika işleri bir kez daha anmak ne kadar harikadır. Bununla coşuyoruz aslında. Seviniyoruz hamdolsun. Teşekkür ederim. Sen sadece Yusuf için ve Meryem için gelmedin. Bütün dünya için, bütün dünyanın kurtulması için geldin. Bunun için sana hamd ediyoruz. İsa Mesih'in adıyla dua ediyoruz. Amin.